yaşadığımız deprem felaketinde hayatımızdan biri oldu. Bazen acıya, bazen çaresizliğe, bazen isyana, bazen umuda eşliği vardı Fulya Öztürk'ün. Bugün de katers koltuğunda karşımda. Fulya yapamayacağım artık, dayanamıyorum da. Dediğin bir yer var mı hiç? Demedim biliyor musun? Bir gün dinlenmedim, bir gün tatil yapmadım. Bina çöktü, abimiz geldi elinde bebek. Ama çocuk hayatta değil gibiydi yani. Hiç kendimle kalmadım. O bağırtı sesi, o depremin sesi. O geceyi hiç unutmuyorum ben. 6 Şubat'ta kaldım hala. Babam hiç öptüğünü ben hatırlamıyorum ya. Dokunarak sevebilen bir insan değil. Ben annemden babamdan görmedim. Benim babam hani namazında, niyazında bize hep Allah'ı, ölümü öğretirdi. Ölümü unutmayın. Benim zaten travmam. Bende ölüm korkusu var. Bununla uzun yıllar mücadele ettim. Dost kazıkları, ayak kaydırmalar, iktidar savaşları. Hı hı. Sen bunlarla ne yaptın? kıskançlıkla çok karşılaştım. Beni linçlemeyen gazeteci neredeyse kalmadı Türkiye'de. Biz füze yedik. Yalan söylüyor, şov yaptı. Arkadaş neyin tiyatro sahnesi ya? İnsan cesetleri çıkıyor oradan. Bunun yalanı mı olur birader? Sen nasıl bir insansın? Ben çok haksızlığa maruz kaldım ya. İftiralar attınız da ne geçti? Sen orada durdun, ben yol aldım gittim. Biraz da böyle bir lafta sokmak isterim yani. Katarsı hoş geldiniz hepiniz. Klinik psikolog Gökhan Çınar ben. Bugün karşımdaki kırmızı koltukta Fulya Öztürk oturuyor. Fulya ile ilgili şunu söyleyebilirim. Hem sohbet ettiklerimizden hem onu izlediğimiz kadarıyla. ister istemez insanın sosyal maskeleri var hayat içerisinde. Özellikle de kamera önünde olan insanlar o sosyal maskeleri iyi kullanmaları ile bilinirler. Ama Fulya kamera açıldığında da kapandığında da aynı kişi. Olduğu gibi gerçekten kendine has şahsına münasır denilen insanlardan bir tanesi. Başta şaşıran, belki samimi bulmayan, seven, sevmeyen bunca insanın arasında savaş muhabirliği günlerinden bugüne kadar çok net bir bilgi var ki biz hep aynı insanı gördük karşımızda. Bu bence önemli ve başka bir şey. Özellikle son dönemde hepimizin de hala kolektif travma etkilerini yaşadığımız ve bence toplumca yıllarca dayanışmaya devam edeceğimiz Yaşadığımız deprem felaketinde hayatımızdan biri oldu. Ekrandaydı sabah 11'de de onda da gece saat 4'te de bir şekilde gerçekten de ben düşündüm ne zaman uyuyor acaba diye. Bazen acıya, bazen çaresizliğe, bazen isyana, bazen umuda eşliği vardı Fulya Öztürk'ün. Bugün de hala o bölgelere gidip geldiği dönemlerin içerisinde Katarsis koltuğunda karşımda. Hoş geldin. Hoş buldum. Kimse beni böyle anlatmamıştı. Teşekkür ederim. Öyle Sağ ama. Gerçekten hissin bıraktığın <laughs> his bende en azından öyle. Çok teşekkür ederim. Gerçek bir nasılsınla başlayayım. Nasılsın? Yorgun, yoğun ve üzerimde böyle acının ağırlığı var. Müthiş bir ağırlık hissediyorum. Böyle eskisi gibi değilim. Netim bu konuda. Deprem bölgesinden e, yaşadıklarım ve hala aklım ve kalbimin orada oluşu. Oranın ağırlığı benim üzerimde ve o gitmeyecek. Çünkü çok acı şeylere tanıklık ettim. Gördüklerim, duyduklarım. Onun ağırlığı var. Böyle eskisi gibi değilim. Öyle diyorsun Fulya. Bir daha benim hayatımda hiçbir şeyin eskisi gibi olacağını sanmıyorum diyorsun. Ben insanların hayatında belli noktalar vardır ya gerçekten öyle. Bir şey yaşarsın bir daha o neşen mi gider, bir şey gider böyle. Bir, o bende bir şey gitti. Ben biliyorum onun gittiğini, onu hissediyorum. Böyle duygularım veya hareketlerim yavaşladı. Ben böyle daha çılgın, daha böyle deli dolu bir kızımdır yani. Müthiş bir böyle espriliyimdir de. Ama böyle bir olgunluk geldi üstüme. Olay çok taze biliyorum ama o bende böyle kal kalacak bu hissiyat var. Çünkü az şeyler değildi yaşadıklarımız, gördüklerimiz. 6 Şubat'ta kaldım. 4'ü 17 geçe deprem oldu. Bana 4.21 gibi telefon geldi Hatay'dan. Oradaki e, tanıdıklarımdan o bağırtı sesi, o depremin sesi, insanların çığlıklarıyla uyandım ve telefonun ucundaki kişi "Yıkılıyoruz." diye bağırdı. "Yıkıldı, yıkılıyoruz. Annenleri ara, Adana yı ara. Yıkıldı Adana, Hatay." diye. Yani o geceyi hiç unutmuyorum ben. Sonra o yataktan fırlayışım. Tabii bir iki etapta ben de aileme ulaşamadım. Ailem Adana'da yaşıyor benim. Hala gerçekten 6 Şubat'ta kaldım. O ilk telefonu alışım. Sonra zaten Hatay'daki dostlarım deprem esnasında o 1-2 dakika kesilmiyor. Daha sonra kesinti oldu. Telefonlar, hatlar. O esnada beni aramışlar. Sonra ben ben de onlarla görüşemedim. Adana'yı da arayana kadar zaten iletişim sıkıntısı oldu. Gerçekten 6 Şubat'ta kaldım hala. Hulya hiç destek aldın mı ya da alıyor musun? Almadım. Hiç kendimle kalmadım. Ben böyle kendimle kalırsam eğer bana kötü geleceğini hissediyorum. O yüzden hep kendimi meşgul ediyorum. Bir şekilde hem iş yoğunluğu hem böyle zaten genellikle iş yoğunluğuyla geçiyor. Ama hiç tek başıma kalmadım biliyor musun? 6 Şubat'tan beri bir gün dinlenmedim. Bir gün tatili yapmadım. Yani bir gün şöyle ayağımı uzatıp da hiç kendimle de kalmadım. Hep bir meşgale, hep bir şey halindeyim yani. Hani bizler kendi mesleklerimizde alanlarımızda gidip gelirken bölgeye bölgelere hı hı. sen toplam ne kadar süre hiç çıkmadın bölgelerde? 80 gün. Bildiğim kadarıyla aslında çalıştığın kurum, insanlar bir hı hı. es vermeni de yer yer öneriyorlar evet, sana. Evet elbette. Ama sen... Yok dedim ya, yok dedim. Yani ben dedim arkadaşlar gelemem. Böyle kendimi çok şey hissedeceğim. İstanbul'a gelip ne yapacağım dedim. E zaten bayram girdi, araya şey girdi, Ramazan başladı. Hani orada olmak lazım. Hani bir gazeteci kimliğimin dışında bir kardeş, bir abla, bir bacı gibi yani hani orada olmayı hep istedim. Çünkü biz gece de mutlaka ben şeye giderdim işte çadır kente, konteyner kente hep sohbet halindeydim. Zaten bir dönem orada sesimi kaybettim ben. Bir gün arabada hiç sesim çıkmadı. Ama gerçekten çıkmıyor yani. Ne yapacağız? Ee, i̇şte serumlar, sesimi açmaya çalıştım. Bir yandan hani oranın tabii ki havanın, hava şartları, bir yandan o toz toprak, bir yandan da çok fazla iletişim insanlarla. Ama işte dedim ya belki bir insana, çünkü bir sosyal medyam da bir, bir duyuru yapıyordum destek geliyor veya ben oradayım bir şekilde yayında seslerini duyuruyorum izlenilen de bir kanal olduğumuz için çok da iyi geri dönüşler oluyordu insanlara yardımcı oluyordum o yüzden gitmek istemedim bilmeyenler vardır belki. Bunu ekstra bir olumlu algı ya da bir şeyden söylemiyorum. Bunlar yaşandı. Orada yaşananların yanında zaten Fulya burada çok takılmadı da ama sesini kaybettiğin süreçlere şahit olduk yer yer yayından. Evet biraz evet belli. Onun dışında olmuş. E, stresten, acıdan, çaresizlikten bütün bedeninin kabardığı bir takım dönemlerden geçtiğini biliyorum <laughs> ben. Zor bunu kelimelere dökmek ama bu ülkenin hafızasında her yönüyle anmak için de kalması gerekiyor. Elbette. Önlem almak için de Elbette. öyle. Elbette. O yüzden de sorayım. Kelimelere dökmek kolay değildir belki Hı -hı. ama ne yaşadın orada sen? Ay yani ne bir kelimeyle anlatılabilir ne bunu anlatmaya. Burada saatler yeter. Hangi birisinden bahsedeyim ki? Yeri geldi bazen orada mesela ambul ilk gün. Ay yani o çocuk bir tane bebek. Bina çöktü. Sonra bir tane abimiz geldi elinde bebek. Allah beni gördü o anda e yani ne olur dedi ambulans. Ambulans ne olursun bağırıyor ambulans diye bebek. Dedim ki ambulans yok ki telefon şey yok. Abi dedim benim arabaya bizim arabaya bin. Biz arabaya doluştuk bebekle beraber. Dedik ki, yani çocuk daha beyazlamıştı. Yani ya onun o ağır, arkada bağırması, o küçücük bebek yetiştirmeye çalışıyoruz, enkazdan çıkmış. Yani yönünü bilmediğim bir şey, Adıyaman'da ben hastaneyi nerede bulacağım? Sonra bir tane Orman Genel Müdürlüğü'nün arabası vardı, durdurduk Adıyaman yazıyor, bilir bu diye. Adam dedi getirin bana getirin getirin ben dedi götüreceğim çocuğu dedi. Ama çocuk hayatta değil gibiydi yani. Şey diye anlatmışsın ya, Öyle diyorsun ceset kokusu umut kokusuna karışmıştı evet. öyle bir yer burası bazen her yaştan insanın kaybına eşlik hı hı. ettin şahitlik ettin hı hı. orada yapamayacağım artık yani dayanamıyorum da hı hı. dediğin bir yer var mı hiç? Demedim biliyor musun dedim ki Fulya aklını başına al ne yapıyorsan yap İçliğini üçe çıkar giyeceğini yani iyice neşe yap sen burada duracaksın. Pes etmek değil, alam diyorum güç ver daha da hani ne yapılması gerekiyorsa daha çok yayın yapıp daha çok insanların sesini duyuralım derdindeydik yani. Nisyanın da vardı. Vardı. Özellikle bazı yerlerde bence ülke adına söylediklerin de vardı. Hepimizin hı. iç sesi mesela işte bu GSM operatörleriyle ilgili evet. vesaireyle ilgili süreçte bir yandan da susmayan bir yerden durdun. Hı hı. Ee, bunları duymak ve duyurmak önemliydi bence altını çizelim yeniden. Sen çok içinden geldin ve tekrar gideceksin. Hı -hı. Bu normalleşme, normalleşme diye dayatılan şey duyarsızlaşma demek değil. Evet. Bizim bir ruh sağlığı destek karavanlarımız yola çıkıyor şimdi bölgelerde birçok meslektaşımızla. Hı -hı. Asıl şimdi başlıyor. Evet. Asıl şimdi yeniden inşa edilen ama kendi geçmişini ve ne yaşadığını unutmayan, Hı -hı. kayıpları olan 11 Hı -hı. şehirdeki her insandan Şimdi de daha çok sorumluyuz çünkü kurulacak bir düzende gerçek bir normalleşme evet hayatlarımıza bakacağız evet yaşamak durumundayız hı hı. ama hep bir gözümüzün kafamızın oraya çevrildiği bir düzende hı hı. başka türlü normalleşemeyiz toplumca hasta oluruz bastırılmış evet. yastığa beraber. 13 milyondan fazla insanın etkilendiği bir olay bu büyük bir hadise hı hı. normalleşmeyi ben de kabul etmiyorum hı hı. bunu hiç kimseye de yani bu kelime de doğru bir kelime değil yani ne, Antakya yok. Gerçekten Antakya. Yani Hatay en büyük yıkıp Hatay'da oldu. Hatay'ın da Antakya ilçesinde oldu. Bir tane sağlam bina kalmadı Antakya'da. Öyle gerçekten de. Gözümüzle de gördük. Yani bilmiyorum ne yaşadın sen tabii ama şunu gördüğüm zaman dağılmıştım ben. Öyle psikolog olmak falan da yetmiyor insana. Kayıpları olan evladını, annesini, babasını insanlar Çadırlarının yanına geldiğimizde tanıdık bir yüz gördüklerinde ya da tanımasalar bile hı hı. o çadırda o kayıpla sana çay ikram etmeye evet. çalışıyorlar. Burası böyle evet. bir ülke. Evet. Fulya yani şunu düşünüyorum. Bugün tabii senin de birlikte konuşacağız hep anarak. Ee, tüm kayıplarımızı da anarak. Savaş muhabiri olduğun zamanlardan itibaren birazdan konuşacağız. Hep ölümle yan yanaydın. Hep. Burada da öyle. Deprem bölgelerinde evet. günlerce hı hı. E, ölümü gördün, şahit hı hı. oldun. Ölümün bu kadar yakınında olarak yaşamak. Bu hı hı. bir yandan da senin yaşam da seçimin, hı meslek hı. olarak. Ölümün bu kadar yakınında yaşamak nasıl geliyor sana? Benim zaten travmam. E aslında yani ben içim üstüne üstüne gidiyorum. Ben de ölüm korkusu var. Hı hı. Ve hem de uzun yıllardır var. Yani en ufak bir şey olsa eve önceden daha kötüydü hocam. Hı. E böyle taşıkardı olmuştu bende. En ufak bir şeyde böyle o, öleceğim tamam kardeşimi uyandırıyordum ambulans çağır ben öleceğim ölüyorum falan diye. Yani bununla uzun yıllar mücadele ettim. Bu kadar ölüme yakın işlerde çalışınca onu biraz çok enteresan ama onu bastırdım galiba. Sonra ama bu depremden sonra yeniden başladı. Yani mesela diyorum ki şimdi diyorum bu bina çökse Nereye gitsem şimdi, şimdi ben burada nerede dururum, kendime yaşam üçgeni nerede oluştururum. Şimdi bak buraya gelirken bile yaptım biliyor musun? Şimdi diyorum İstanbul'da deprem olsa benim burada olduğum adresimi nereden bilecek? Bunu bunu düşünerek geldim biliyor musun yukarıya çıkarken yani. Hep aklımda şu an bu yani. Yıkılırsa beni nasıl bulacaklar? O yüzden mesela çıkarken bir iki dakika kafamda bunu düşündüm. Yani bu arada şu anda koşturarak, Hı -hı. durmayarak, kendini hiç duymayarak... Evet, o, o cümle çok doğru hocam. Devam ettiğin süreç, evet. bir de mesleği için çok kıymetli birisin. Hayatın Hı -hı. için her şeyden önce. Duyarsızlaşarak, belki işle saptırarak Hı -hı. sürdürdüğün süreç... Olumsuz bir yerden söylemiyorum ama bir gün ağırlığıyla o, gelir bastıracak. Çıkacak hocam, çıkacak. Çıkmasın evet. diye e, evet, konuşalım. Bir. Lazım. Evet, lazım. Konuşalım. Doğru. <laughs> Sen bu arada etrafında... Yakın dostum, benim arkadaşlarım var, diyeceğin insanlarım var mı? Var, var hocam. Peki onlara içine açan, içini döken, dertleşebilen biri misin? Hocam çok değil. Öyle çok yani sıkıntım içimdeyse de çok böyle derinlemesine anlatmam hı hı. çoğu zaman. Bazı duyguları soracağım sana. Hı hı. E tabii ki duruma göre değişir ama bu duyguyu hissettiğinde genelde nasıl davranırsın? Ne yaparsın? Tamam. Çok üzüldüğünde? Çok üzüldüğümde çok ağlarım. Çok korktuğunda? Sararırım biliyor musunuz? Sapsarı olur yüzüm. Çok öfkelendiğinde? Hiç istemediğim bir şey. Çünkü çok nadirdir benim öfkelendiğim ama çok kalp kırarım. Peki çok utandığında ya da birileri seni utandırdığında? Beni kimsenin görmeyeceği bir odaya girmek isterim. Yalnız kalmak isterim. Peki birinden çok nefret ettiğinde? Nefret ettiğimde o beni o bana zarar verir. Yani karşımdakine bir şey yapmam ama o yine bana zarar verir. Çünkü kafama çok takarım. E, kendime takarım. Hayatı zindan ederim. Ellerimi yerim. Aynen. Nefreti kendi içimde. Kendine döndürürüm. Evet kendime yani. döndürürüm yine her zamanki gibi. Kimseye zarar gelmesin. Yine olan bana olsun. Peki çok aşık olduğunda? Yani uzun zamandır yaşamadığım bir e, duygu deyip O kadar çok hani işime aşığım diye bir klişe söyleyeceğim ama. <laughs> aynen. Bilmem ya unuttum ben unuttum diyeyim size. Vule sen kendini seviyor musun? Seviyorum. Seviyorum ama galiba kendime çok merhamet duymuyorum. Hiç o merhamet duygusunu başkalarına karşı daha çok duyuyorum. Mesela en son ne zaman tatil yaptın diye sorsam gerçekten tam hatırlamıyorum yani. Kendimi seviyorum ama bunun yanında kendimi desteklemem ya da şefkat vermem daha azdır gibi. Evet, alıyorum, kendime ama. karşı daha evet. İnsanlar seviyorlar seni ya. <laughs> Bu şöhreti, tanınırlığı seviyor musun? İnsanların teveccühünden çok mutluyum, memnunum. Ama bunu... Kendi içimde abartmamaya çalışıyorum. Çok farkında olmamaya çalışıyorum. Çünkü Allah korusun çok böyle e, farkında olursan bence o seni başka bir şeye dönüştürebilir. Ben onun çok farkındayım. O yüzden insanlar gelip fotoğraf çektirebilir. sevdiği Sevgisini dile getirebilir. Ama ben bunu aa beni tanıyorlar bilmem ne hiç ben o moda girmem. O kibre dönüşür, egoya dönüşür, o sonra bana zarar verir, sonra beni ben olmaktan çıkartacak. O yüzden takılmamaya çalışıyorum, çok farkında olmamaya çalışıyorum. Bir hafıza testi yapalım tamam. beraber. Hayatının farklı dönemlerine gideceğiz. Hatırlamıyorsan da hatırlamıyorsundur. Adana'da doğduğun sokağın adı neydi? E, hastanede doğmuşum. Zeki Çağlar Hastanesi'nde. Seyhan'da ama sokağını bilmem. Çünkü o hastane kapandı. Bu hayatta hatırladığın, aldığın ilk hediye neydi? Bebek Bebek miydi? Öyle bir şeydi galiba. Oyuncak. Çocukken anne ya da babadan en sık duyduğun nasihat? Babam. Yalan söyleyen benim çocuğum olamaz. Yalan söyleyeni Allah sevmez. E, hep öyleydi. İtikatlı bir e, evde büyüdüm. Babam da öyle. O yüzden... Peki çocukken keman eğitimi aldığın dönemde çaldığın ilk şarkıyı hatırlıyor musun? Neydi meşhurdur yani her kemana başlayanın çaldığı bir şarkıydı <gülüyor> hatta <gülüyor> ya. E, Ay neydi o? <laughs> Güzel çok e, eskidir herkes de bilir. Ya. Kimin var mı hatırlar mısınız <laughs> ya? Nihavent de hatırlıyorum. Niyeyse ben şarkıların çok makamları ezberlerdim. Aha. Makam, usul, bayağı sağlam Türk müziği eğitimi aldım. Evet evet. Aynen. Peki Nihavent bir şarkıydı diyelim. Nihavent bir şarkıydı aynen. <laughs> Ergenlik döneminde hayatla ilgili kurduğum bir hayal. Şey ben hep öğretmen olmak istedim. Oydu galiba. Üniversite sınavında babana radyo televizyon bölümünü kazandığını söylediğinde ilk cümlesi ne oldu? <laughs> Hiç unutmuyorum. O dedim babam da benim hukuk vallahi ya adamcağız avukat olmamı çok istiyordu benim gidemedik yani olmadı işte baba iletişim baktırsın kadın iletişim ne demek dedi bana ne yapacaksınız yani ne oluyor orada dedi böyle karşımda öyle bir, bir soruyla karşılaşmıştım hevesimi kursağımda bıraktım. <laughs> Öyle oluyor. O kursağımızda kalan hedeflerden, heveslerden yol yapıyoruz kendimize. Değil mi? Aletmesini. Aynen. Ama ben hep böyle çok şeydim. Yani ne istediğimi bilen birisiydim. Hiç vallahi annem babam onu istiyor diye kusura bakma dedim. Ben devam. aynen devam iletişim fakültesine girdim. Peki. Üniversite birinci sınıfta Doğan TV staj başvurusu için sorulan 10 sorudan hatırladığım bir tanesi. Neden Doğan TV Holding gibi bir şey miydi? Öyle bir şeydi. Biraz böyle ilk 3 soru galiba o şey... Doğan Medya'ya dair bir sorulardı. Sonra iletişim, fakültesi bilmiyorum hayalleriniz gibi bir şeyler miydi? Sektöre dair birkaç soru sormuşlardı. Peki, muhabirlik yaptığın ilk haber? Adana'da <laughs> portakal çiçeği karnavalı. Peki, bu hayatta hatırladığın ilk kavganı kiminle ettin? Çocukken ettim, bir tane kızın saçını çekmiştim. Ama niye yaptık? Herhalde onu mu kıskanıyordu bizi, biz mi onu kıskanıyorduk? Böyle kız kavgası gibiydi, sitede. Peki, Hakkında çıkan son yalan haber neydi? Bir ara öldü haberleri çok vardı. Nasıl çıktı o haber? Korona oldum hastanedeydim ben. Ondan sonra işte YouTube'da her yerde böyle öldü bir de tabut mabut koymuşlar beni koymuşlar falan. Neler bir kaç tane telefon almıştım o yüzden. Saçma sapan. Peki son sorusu hafıza testinin tamam. en son niçin ağladın? Bugün ağladım ya. Çünkü hak etmediğim bir e, muamele gördüm. Detay verdim daha bugün ağladım yani. Ee, yani diyeyim ki ben ona ne yaptım? Niye beni sevmiyor? Yani bana böyle bir şey koymaya çalışıyor engel. Niye ben ona ne yaptım diye bir büyüme karşı ağladım. Aynen. Senin hayat hikayeni ve bugün geldiğin yeri her insanın bir hikayesi var. Hı hı. O hikayenin en başına dönelim istiyorum. Sen nasıl bir eve, nasıl bir aileye doğdun? 5 Ocak 1989'da Adana'da doğdum. Kalabalık bir ailede büyüdüm. 5 kardeşiz biz ve yaş grupları birbirine yakın. Yani en büyüğümle aramda sadece 4 yaş var. En küçüğümle de bir buçuk yaş var yani. O kadar yakın ve böyle ev kreş gibiydi. Hep yüksek sesle konuşan insanlardan oluşan bir ev. Hiç sakinliğin olmadığı, hep böyle insanların birbirle bağırarak konuştuğu aşırı enerji dolu ve aşırı kapısı açık bir evdi. Biz zaten kalabalıktık. Bir de bize gelen giden çoktu yani. Hiç o yüzden ben sakinliği bilmiyorum. Belki benim mesela diyorlar yüksek sesle konuşuyor. Sana mikrofona gerek yok falan diyorlar. Ya ne yapayım diyorum hani evde herkes birbirine bağırıyordu. En ufak nasılsın derken bile herkes böyle şey fazla coşkulu yani. Babam da öyle, annem de öyle. Fazla böyle şey yaramazlık. Anne baba da şeydi. Ee, babam biraz hani bize e, o daha disiplinliydi anneden ziyade ama yani keyifliydi yani fena değildik. Ee, biraz kal çocuklukta isteyeceğim. Hı hı. Çok çocuklu bir aile birlikte evet. büyüyorsunuz o kalabalığın içerisinde Fulya nasıl bir çocuk mesela? Oy ben yaramazdım <laughs> çok konuşkan ve en böyle şeylerdendim ya girişken atılgan yani aynen böyleydim Benim sadece bedenim büyüdü zaten yani ben hala biraz da böyle çocuk ruhluyumdur. Çok böyle şarkı söylerdim hatta bir gün şarkı söylerken böyle çok badireler atlattığım oldu böyle sandalyeden düşmüştüm. Mesela ablam öyle değildi benim daha böyle zıttımdı kendini hep yani ifade edebilen öyle bir çocuktum. Bir gözün önüne onca anıdan illa Hı -hı. albümde çıktısı olmasına gerek yok ama bir çocukluk fotoğrafı getir istesem ilk hangi an gelir o çocukluk fotoğrafı? Daha dün e, telefonumda e, gördüm. Bir tane fotoğraf makinası almışım. E, yani Adana'daki ilk selfie olabilir o. Makineyi almışım böyle kendimi çekmişim. O fotoğraf bende duruyor. Küçüğüm kaç yaşındayım? 6 yaşında mı? 5-6 yaşlarında galiba kendimi çekmişim böyle. Bak o fotoğraf geldi gözümün önüne. Ha, seviyor selfie. musun o çocuğu? Evet fena değil ya seviyorum. Peki Fulya çocuklukta nasıl bir anne hatırlıyorsun sen? Annemin... Bize sıra gelene kadar yazık ben kadıncağızda üzülürdüm yani genç evlenmiş annem çünkü 18 yaşında evleniyor. Daha sonra hani ardarda işte bizler dünyaya geliyoruz. Böyle anneme karşı bazı şey hissederdim yani hani ay, gençsin ve biz bizimle uğraşıyorsun. Annem yani ona yardım edenler vardı evde. Ama yani böyle anneme karşı bazen şey ister hissederdim ya üzülürdüm. Annem niye o kadar genç çünkü biliyorum öyle ama biz de onun okulu, onun bilmem neye böyle sanki böyle kendi e, istediğini yaşayamamış gibi hissederdim ve üzülürdüm. Kendini de yaşasan isterdin Evet aslında. evet. Güzel dokunur muydu? O kadar kardeş var tabi. Sevgisini Bize, belli tabii. eder miydi? Evet. Yani Hı. ederdi ama sıra e, yani şeydi. Kalabalık. Kalabalıktık ya. <gülüyor> <gülüyor> evet. Peki hmm. baba çalışıyor bir yandan tabii. Evet. Çocuklukta nasıl bir baba hatırlıyorsun? Babam çok hiç, hiç hiç öptüğünü ben hatırlamıyorum ya. Yani biliyorum hani seviyor bizi hani ama babam gelip öyle çok dokunarak sevebilen bir insan değil. Hmm. Ya öpsene falan derdik mesela. Ben yılışırım ama babam hiç yılışmazdı yani. Koklardı. Ben uzaktan seviyorum falan derdi yani. Şöyle diyorsun. Kuralcı bir babadan da bahsederken evet. ölümle yaşayan bir insan olduğum için unutmam hiç. Babadan böyle gördük çünkü. İlkokuldayken hep ölümü hatırlatırdı bize. Evet, a doğru söylüyorsun. Ha evet. Ha. Nasıl hatırlatıyordu? Evet, şöyle hatırlatıyordu. Benim babam hani namazında, niyazında böyle ve kimseye karışmayan, kimseye sen namaz kıl, sen oruç oruç tut falan demeyen. Benden görüyorsan yaparsın derdi mesela. Ben annemden, babamdan görmedim. Ben kendi başıma başladım derdi mesela. Sen içinde varsa o yola sen girersin zaten. Bak bir gün demedi ki şöyle yapın böyle yapın. Öyle yapınca ben bu yıllardır görüyoruz hani. Ben kendi başıma mesela namaz kılmayı öğrendim biliyor musun? Bir gün bir sabah dedim ki ya ben bunu öğreneceğim mesela. Kendi başıma içime öyle bir şey geldi ama şunu öğretirdi. Ölümü unutmayın. Ölüm diye bir gerçek var. Bu dünya değil öbür taraf bizim için önemli. İşte yalan söyleyeni Allah sevmez. Bize hep Allah'ı ölümü böyle hatırlatarak. Ama hani böyle çok büyük böyle bir şey korku gibi değil. Hani o yüzden ben ondan çok memnunum. Şimdi tabii biz de seviyorum ben de o şey yönümü de seviyorum. Hani Dertleşen bir çocuk okudum hikayende. Hı Yani 13-14 yaşlarında dahi dertleşen, insanları teselli, teselli eden, eden. Evet. Yani Halamı teselli, olan. onu mu diyecek evet evet, evet, evet. Evet. Halam hala hatırlatır onu, bana söyler. Büyük babamı kaybetmiştik. Ee, halam da çok üzülüyordu. Dedim ki ona bir gün ya dedim. Sen dedim bu yaşına kadar ne yaşadın ki dedim. Sen dedim ne gördün ki dedim ya. Biraz da sen kendi hayatına bak. Artık üzülme hiçbir şey için falan teselli etmişim böyle. Onu bana hep der. Bu çok olgundu der. Çocukluğundan beri gelirdi bizi telbeni teselli etmişti der yani. yani. Şimdi aslında aklından başka mesleklerin geçtiği dönemler var. var. Öğretmenlikle ilgili var. Psikologluk geçiyor. Var. O evet, doğru. Bir yana müzikle ilgileniyorsun. Aha. Ama bir yerde aslında sanırım Mehmet Ali Biran'da izlerken evet. habercilik, muhabirlik hı hı. aklına düşüyor. Evet. Nasıl bir an o? Ne diyorsun kendine? Ya Çok hoşuma giderdi. Böyle güzel tatlı tatlı anlatırdı Allah rahmet eylesin. Böyle herkesin anlayacağı bir şekilde anlatırdı ya. Bir de bazen mesela hapşururdu, öksürürdü ama hani böyle kusura bakmayın affedersiniz bugün de biraz üşütmüşüm derdi. Sonra yine bülten sunmaya devam ederdi. Çok böyle kendimi yakın hissettim ona karşı. Böyle çok hoş. Bir de bir şeyler anlatıyor insanlara fikir veriyor, yol gösteriyor, haber anlatıyor, insanları haberdar ediyor. Böyle çok kıymetli buldum yaptığı işi. Ben hep şey yaparmışım işte bağlanırmışım böyle. O da bilinçaltımda varmış. Böyle elime şişe alırmışım. İşte evet Mehmet Ali bir anda falan diye böyle bağlanırmışım. Ya hatırlıyorum böyle hayal beyal de. Hep böyle bağlanırdım hı, -hı falan yapar. Hep böyle baş sallardım Onlar da gülerdi hatırlıyorum. Ses gelmiyor falan yapardım. Ama ben onu esprisine yapardım. Sonra ya, yani espri böyle hani taklit falan yaparken gerçeğe döndü o. Peki o dönüm noktalarını soracağım ama ilk hı -hı. gençlik birazcık da duyguların uçuşması bazen. Hı, -hı. İlk aşkını hatırlıyor musun? Çok o konularda mesai harcamadığım için <laughs> pas geçim ya vallahi. Bir dönüm noktası soracağım sana bu bölümde. Dönüm noktası dediğim şey de aslında hı hı. orası benim büyüme yerim gibi. Oradan sonra bir daha hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Deprem. Hı. Onun evvelinde dönüm noktaları çok oldu. Ben CNN Türk. Başladığımda pek çok alanda çalıştım. En son ben kurgu yapardım. Hala da bütün haberlerimi kendim montajlarım yaparım. Montajdan muhabirliğe geçi, geçmek benim için bir devrim oldu yani. Stajla başlıyorsun, evet. kurgu dönemin var, e, işin o mutfağını biliyorsun. Tabii. Sonra muhabirliğe geçiyorsun, orada da tabii birileri seni görüyor. Hani bu kızda bir şey var diyorlar evet. belki de. Ne gördüler sence sende? Bence girişkenliğimdi. Yapar bu. Hızlı pratik olduğum için ya bu kız konuşkan girişken de hı. bu yapar. Yani bunda o ışık var diye şey işte öyle bir habere beni çıkardı o dönem haber müdürümüz. Ben öyle ki ya dedim ne yapacağım ben şimdi ben iyiydim içeride ne güzel takılıyorduk. Falan sonra baktım ben bir haber yaptım dedim bu tam benlikmiş ya. Ben ne yapmışım yıllarca? Niye ben içeride takılmışım dedim. Pek bir hoşuma gitti. Dedim ki ben çok geçip kalmışım. Sonra bir ara kızım, sonra da şöyle kendim bir bak dedim ne güzel. Her işte bir hayır var. Ben diyorum iyi ki o kurgu masasında çalışmak çalışmışım ki şimdi muhabirlikte yani eğer ki iyi bir şeye geldiysek başarılı olduysak yani e, o montaj geçmişimden de kaynaklanıyor. Şu geldi aklıma. Hem sende gördüğüm hani hem duyarlı, hassas, duygusal bir taraf, hı hı. hem de çok güçlü. Evet ee, ya. En savaşın ortasında, evet. Büyük Savaş'ın ortasında bile ben buradan gitmem diyecek hı hı. bir yapı var. Alanı düşünüyorum. Etiketlemek gibi değil ama hı hı. bu medya sektörü bizim içinde bulunduğumuz dönemlerde dost kazıkları, ayak kaydırmalar, evet. iktidar savaşları, evet. bütün bunlar aslında insanları kırarken de her alanda vardır elbet ama Kırıp dökmeler çok fazladır. Uh -huh. Büyüme hikayende sen bunlarla ne yaptın? Ben çok karşılaştım. Kıskançlıkla çok karşılaştım. Benim de zaman zaman kıskançlıklarım olmuştur ama ben daha fazla büyük kıskançlıklarla e, karşı karşıya kaldım. Yani insan olsun dedim ki anlıyorum ya dedim. bu duygular hepimizde var. Sonra böyle bir empati kuruyordum ya of, takılma neyse falan. Ama sonra zarar vermeye başladı bana çok şey söylediler. Mesela hiç unutmuyorum ben Karaba Azerbaycanlı Karabağ Savaşı'nı anlattım. Ya Allah'ım ya Rabbim var ya yani beni linçlemeyen e, gazeteci neredeyse kalmadı Türkiye'den. İşte orada bir bebek cesedi çıktı tamam mı? Ya gecenin birinde biz füze yedik yani. yani. benim kaldığım otelin çok yakında çok büyük bir füze attılar ee, Ermenistan. Sonra ben hemen işte otelden çıktık falan füzenin atıldığı yere gittik. Sonra benim gözümün önünde ve ilk koşanlardan bir tanesi, ilk yayın yapanlardan biri bendim. Bebek çıktı. Ya ben çoğu o bebekle ne yazık ki böyle temas ettim. Öyle bebek önümden geçerken e gerçekten ele elime değdi. Ele elime değdi. Çocuğun Kafasının yarısı yok. Enkazdan çıkardılar çocuğu. Gece olmuş üç, Halil Kahraman'la beraber, benim sevdiğim bir kameraman arkadaşım kendisi. Ya bak bebek çıkmış onun. Halil bebek diye hatta bağırıyorum ona. Halil dokundun falan diyorum. Sonra ben ekrana çıktım. Ben de o duygunun vermiş olduğu şeyle, bir bebek çıktı, eli elime değdi diyorum ama o kadar ben aslında böyle kalpten çıktı ki yani aslında düzgün cümle kuramamışım. Küçücük bir bebek çıktı. Ertesi gün yalan söylüyor bebek yoktu şov yaptı. Vay arkadaş ay dedim ya yazık ya. Ya ayıp bir şey ya. Ya sen nasıl bir insansın? Bunun yalanı mı olur birader? Veya işte şov yaptı. Ya kardeşim neyin şovunu yapacaksın? Gecenin üçü füze yemişsin. insan cesetleri çıkıyor oradan. Orası tiyatro sahnesi değil. Arkadaş neyin tiyatro sahnesi ya? Ya bundan daha büyük benim bizim orada soydaşlarımız öldürülüyor. İşte ağladı da şok. Yani bir şeyi sen bir gün rol yaparsın, iki gün yaparsın. Ben sektörde 17 yıldır var. Ne istediler ki? Azerbaycan devletinden bilmem kaç bin manat para aldı. Ay dedim ki ya dedim tamam kıskanın. Ya ama dedim bu kadar iftira dağıtılmaz ki. Bilerek itibar suikasti yaptılar bana. Yıllarca yaptılar hala da yaparlar. İtibar suikasti ne çok maruz kaldım. Bunun da özünde ne var? Kıskançlık var. Sorsan hiç kimsenin, ben hiç kimseye bir zararım yoktur. Hatta o itibar suikasti yapanların çoğu başın sıkışsa beni arar mesela. Veya benim duymayacağımı düşünürler, o bana hep gelir. Kaç yaşındaydın savaşa gittiğinde? İki, işte 2020'de. 2020'de. Kaçtı? Yani. 30, 32. Aha. 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 Korktun mu? Yani korkuyorsun ya. Ben çok istedim gitmeyi orada olmam gerekiyor ya. Benim olur mu yani bizim soydaşlarımız orada ve benim ilgilendiğim bir mesele Türk dünyası benim en büyük ilgi alanım. Ben orada korktum ama ben hatta bir gün dedim ki ya dedim ben ölsem de gam yemem. Bir ara şey yapmıştık ya. Halil'le beraber. Abi ölsek bizim acaba e, Türk Hava Yolları kargosuyla mı bizim cenazeleri yollarlar falan diye. Böyle sohbetlerimiz de oluyordu. Böyle konuşuyorduk, düşünüyorduk ama hep de derdim. Burada ölsem ben üzülmem. Hem orada aslında orada ölsem üzülmem dediğim bir dönem var. Evet. Hem savaşta da başka bölgelerde de arkadaşların, meslektaşların, kameraman arkadaşların hı hı. falan şey diyorlar senin için. Senin tabirinde söyleyeceğim. Bu yerinde durmuyor. Evet. Manyak, manyak diyor. bu galiba. Genel olarak duyduğun hı. şeyler bunlar. Evet evet alışıyorum. Hangi hallerine diyorlar? manyak yapar o bir şey vardır onun bir bildiği falan derler. Çünkü... Halil der ki yine kendimi sorguladığım, hayatı sorguladığım bir gündeyim falan hep böyle sürekli enteresan bir şeyle karşılaşıyoruz biz onunla. Bak Halil şimdi şöyle yapacağım, böyle yapacağım tamam mı? Şunu yapacağım falan. Bir de çok şükür ben şu lafı da çok önemsiyorum. Niyeti halis olanın akıbeti hayır olur diye bir söz var. Ya ben niyetimi hep halis tuttum yani. O yüzden çok şükür böyle yürekten istedim. Kimseye de zararım olmadığı için böyle hep işim gücüm de rast gitti çok şükür. Bu bölümde sana hayatını değiştiren şarkıyı soracağım. Büyüme hikayende bir yerde çok dinledim Gökhan ya da çok beni anlatır dediğin ne gelir aklına? Bir tane şarkı var A Ala Gözlüm Senden Ayrı Geceler O şarkıyı ben benim hayatımın en çok e, Dinlediğim ve sevdiğim şarkısıydı. Niye? Şimdi yine Azerbaycan'dan konu açıldı çünkü ben bu şarkıyı ilk orada duydum. Bir tane adam Evi yıkılmış piyanist filmini biz yaşadık orada. Evi dar, yani darmadağın olmuş ama piyanosu duruyor. Biz de böyle o enkazlı sokakta duruyoruz. Adam evine girmiş. Buş ala gözlüm senden ayrı geceleri çalıyor. Uzun uzun onu çaldı. Böyle ağlayarak onu çaldı. Sonra ben onu kayıt altına aldım. Ala gözlüm senden ayrı geceler. O sahneyi de unutmam. O şarkıyı da unutmam. Hep mutlaka ben onu da neredeyse her gün bir dinlerim. Yani ben de çok özel bir yere sahip. Selam edelim burada. Elbette selam. Ee, Aynen selam İnanılmaz olsun. müzisyenler yetişiyor Azerbaycan'da. Müthiş. Yani tarihler boyunca da böyle. Evet. Bugün de öyle aslında. Birçok özel müzisyenin yanında ne bileyim aklıma şu, Azize Mustafa Zay'da geldi mesela. Hı hı. Yani hı hı. o çalmaya başladığı zaman duygu bambaşka bir hale geliyor. Hı hı. Çok isim var kıymetli hı hı. ama e, savaşın ortasındaki o an geldi senin hı hı. de gözünün hı hı. önüne galiba. Allah gelsin. Gündüz Kuşağı'nda program yaptın. Evet. Oranın kuralları başka, e, düzeni başka. Kim ne derse desin aslında bir çarkı var Gündüz Kuşağı'nın. Evet. Erkendi bana. Hmm. Nasıl Aa, geldi ama sana? O bir yılda da en azından yaptım. Dedim ki Fulya sen... Ne yapacaksın o zaman dedim çok dedim hayır yardım işleri yap ki içini rahatlat yani hani çünkü bir yandan ben bütün fayda sağlamak istiyorum o program gerçekten fayda sağladı çok mesela bir genç kızımıza böbrek nakli yaptık ya düşünsene sonra dedim ki bak dedim bu program yapmasaydım belki o kız hiç böbrek nakli olamayacaktı veya daha geç bir tarihte olacaktı birçok sevmeyalı çocuğun sesini duyurdu kampanyalarını duyurdum. Kayıp bulduk çok sayıda baya yardım işleri de yaptık ama böyle ben içimde şey değildim ya rahat değildim kendi alanım değil gibi hissederdim yani çünkü ben o kadar araziye alışmışım sokağa alışmışım bir anda zınk diye stüdyoya geçmek şimdi diyeceksin ki niye bu kararı verdin ben de bilmiyorum biraz gazla galiba o dönem çalıştık yani herkes aa süper hadi bilmem ne falan filan ailem de baya bir köpürttü. Sonra ben böyle kendimi dinleyemez oldum. Herhalde bu kadar adam şey diyorsa iyi tamam peki. Ama böyle içimde hep böyle şey vardı ya. Yani böyle ben hissediyorum diyorum ya ben biliyordum zaten. Ben mutsuz olacağımı yani. Evet çok kıymetli insanlarla çalıştım. Böyle çok da insana destek olduk ama ben böyle tam... Yani mesela bir sürü habercilik adına şeyler oluyordu. Ya ben orada olmalıyım diyordum. Yani kuliste çok ağlıyordum. Çok. Çok alışık olmadığımızda bir kariyer akışı. Yani medyada tek başına isminle bir program yapıp... Hı hı. Ben çok sıra dışı, ben gerçekten manyak bir insanım. Sonra dönüp tekrar muhabirliğe geri Yapmaz, dönmeyi istemiyorum. Yapmaz, insanların istemem. egosu izin vermez. Evet. Ben o kadar ölüm görmüşüm. Afrika'da açlığı görmüşüm. Arakan'da katledilen Müslümanları görmüşüm. Depremde bu kadar binaların altında kalan insanları görmüşüm. Savaşta yasaklı bombalarla paramparça olan insanları görmüşüm. Neyin egosunu yapacağım ya? Neyin egosu? Yani insan neyi de kendini iyi hissediyorsa onu yapmalı. Hayatta bazı şeyler çok basit. İnsanlar kendine zehir ediyor yani. Egoları, kibirleri, kıskançlıkları yüzünden hayatını yaşayamıyor insan. Kendini ıskalıyor. Bu bölümün adı Yüzleşme. Tamam. İsim önemli değil. Kim olduğunu sormayacağım. Hı hı. Ama canını yakmış, canını sıkmış, kızdırmış, kırmış biri. Hı hı. Haksızlık yapmış belki tamam. biri. Gelse böyle yanına otursa. Ve dönsen ona bugünkü duygunda ne söylersin? Yani şunu derim. Ne geçti eline? Bana bu kadar itibar suikastleri yaptınız da, kıskandınız da. Yani iftiralar attınız da ne geçti? Sen orada durdun. Ben yol aldım gittim. Biraz da böyle şey yapmak isterim ya. Hani biraz da böyle bir laf sokmak isterim yani. Bir bak gördün mü? Aha, demek aynen isterim. demek isterim yani. Peki. Fulya bazı anlar hatırlatacağım tamam. sana. Ee, bütün dürüstlüğünle burada olduğunu bildiğim için de hatırlatacağım. Tamam. O anlarda aslında insanlar ne düşündüler ve sen ne hissettin onu soracağım. Hı hı. Yerli otomobil üretildi. Tok. Hı hı. Ee, ve sen o araçtaydın evet. ee, ve o araçta ki kahkahaların ya da <laughs> orada yaşadığın heyecan hani sen biliyorsun o duyguyu evet. orada yaşadığın şey sosyal medyada da aslında genel Hı -hı. olarak gündemde de yer aldı Hı -hı. o halin eleştirildi Hı -hı. bazen alay edildi Hı -hı. Ee, yandaş olmakla etiketlendi Hı -hı. Hı -hı. ne hissettin? ah bu sosyal medya dedim yani yine anlamadan dinlemeden yani 20 saniyelik bir video üzerinden tepinen insanlar yani sosyal medya acayip bir yer. Şimdi orada zaten bu yeni TOG'un e, lansmanı olacaktı. Bir sürü muhabir arkadaşı bindirdiler. Ve aslında hemen hemen pek çoğu benim verdiğim tepkiye yakın tepki verdi. Ve bunlar haberlerde de yer aldı. Ama işte onlar konuşulmadı veya işte benim yine belki çok mu yine yani bana zarar vermek istemi isteyen insanlar mıydı artık bilmiyorum ama veya tık almak için böyle. Benim üzerimde yani bu olayı şey yaptılar. Normal sohbet ediyoruz biz bakan beyle. Yani işte arabanın şeyini anlatıyor, özelliklerini anlatıyor. Bir, bir bastı. Ya gerçekten yani yaşayan bilir kardeşim onu da ya. Bir anda yani e, o anda midem bulandı benim. Ya böyle garip bir şey hissettim yani. O anda C kuvveti alıyorsun yani bir anda. Gerçekten çok şey oldum ya kötü oldum. Bir anda öyle bir tepki verdim. "Vay arkadaş, arabayı ya ne kardeşim ne alakası var. G'ye basınca almışsın." Yani onu alan dedim ki bunu yaşayan bilir dedim sonra şey yazdım. Ya çok abarttılar. Sen buralardan evet. gerçekten biraz da fazla geçtin düşününce. Hı hı. Hani yıllara bakınca. Mesela geçtiğimiz haftalarda da burada oturan, bu koltukta ağırladığımız hı hı. Fatih Portakal ee, bir gün senin Her gündüz biz kavgalıyız. kuşağından evet bir <laughs> Aynen. E, halinle o da fokusu bıraktığı dönemde aslında sert de evet. diyebileceğimiz bir söylemde bulundu. Sen de yayından cevap verdin. Evet yanlıştı hep derim onu. Yani yanlış cevap verebilirdim ama ne yapmış böyle fazla bağırmış. Psikolojim normal değildi ki o dönem. Ben mesela izleyemiyorum o videoyu. Diyorum niye ben bu kadar bağırmışım? Ne yapmışım ben böyle kendime? Ver kızım tepkini ama demek ki işte çok bunalmışım. Çok yani zaten yerimi yadırgıyordum yani. Hani daha yeni başlamışım stüdyo ortamına. Çok stüdyoya alışık bir insan değilim. Bir de haksızlığa maruz kalınca çok üzüldüm ben. Ben çok haksızlığa maruz kaldım ya. Aşırı yani. Mesela Fatih Portakal'la alakalı bağırmamam gerekiyordu öyle bence. Hem büyümdür hem de şey yani gerek yoktu öyle bağırmaya. Ama söylediğim o, orada geçen cümlelerin hala altını altına imza mı atarım? Ben sadece üslup ve bağırma açısından kendime kızıyorum. Ama ben orada ne söylediysem çok doğruyu söyledim ve hala imza mı atarım altına? Yani ben şeyi sorguladım. Mesela hani işte ya sen orada çalıştığın süreçte hiç gündüz kuşağı hep vardı. Benle mi var oldu kardeşim gündüz kuşağı yani? 15 yıldır var. Ve 15 yıldır neler neler ekranların önünde olmuş. Neler yaşanmış. Yani siz hiç şimdi bir kelam bir şey etmemişsiniz de o yıllar içerisinde yazmamışsınız. Yani ben mi gözünüze battım kardeşim yani. Ben ne yapmışım anlamadan dinlemeden yani. Yani ne bileyim bana da şey gelmedi. Çok da samimi gelmemişti açıkçası yani. Sen bazen gerçekten şunu düşündüm bugün sohbet ederken elbet bir otokontrol vardır yayıncılık hmm. anlamında. Anlıyorum sinirlerim giderse evet. sen gerçekten kameranın açık olmasıyla çok ilgilenmiyorsun. Evet evet aynen. Yani yükselirken de düşerken aynen. de değil mi gülerken de ağlarken evet. de. Hı -hı. Bu arada bunu gerçekten de senin karşında yok. sohbet ettiğin kişiler yani. söylerim gerçekten. <laughs> Aslında hiç haksızlık yapmak istemiyorum sana. Hı hı. Senin belki varoluşunun böyle olduğunu görmüyordur insanlar. Hı hı. Deprem dönemindeki emeğin, çaban hem meslek aşkın hem insanlığınla ilgili. Hı hı. Çünkü çok uzun uzun izledim. Dedim ya gece 2'de hı hı. de seni izledim. Sabah on de. Hı hı. Evet, o haberi alırken, haberleri alırken senden. Ama orada da eleştiri anları çok oldu. Hı hı. Özellikle ses tonunla ilgili. Bilmiyorum oradayken nasıldı dünya ama... İşte bir e, enkazdan birini kurtarmanın sessizliğinde Fulya niye bu kadar bağırıyorsun diyenler. Bir çocuğa sorduğun soruyu eleştirenler ha, vesaire evet. birçok süreç oldu. Orada o acının ve belki işte acının ortasında mesleğini yapma sorumluluğunun ortasında. Hiç de sessizlik istediklerinde hiç bağırmadım. Ya algıyla yürüyor insanlar çok netim yani. Ben sosyal medya tuzağına düşmem. Beni o sosyal medyada böyle işte alın şunu enkaz başından diye yazan insanlar oldu. Ben bu kadar vicdansız bir insan mıyım ya? Bana bir sessizlik diyecek. Ben de bağıra bağıra yayın yapacağım. Böyle bir şey olabilir mi? Onlar sessizlik istediğinde ben hiç zaman, hiçbir zaman hatırlamıyorum ki bağırarak yayın yaptığımı. Ya ben deli miyim? Ben kaç tane ben böyle zor coğrafyalarda çalışmış bir insan. Ben daha bir gün arama kurtarmacının gelip de bana şey yaptığını ben ayıp bir şey. Ben ben önemli değilim. Ben кем onları daha çok düşünürüm yani. Böyle bir şey olabilir mi? Peki bazı kavramları soracağım. Tamam. Senden de tek bir kelimeyle yanıt isteyeceğim. Tamam. İlk aklına gelen neyse. Zaman. Çok çabuk geçen acımasız bir şey. <laughs> Okey, güç. Orantı isteyen bir şey. Orantılı olmalı. Para. Savaşların nedeni mi diyeyim, ne diyeyim, bütün kavgaların nedeni. Adalet. Her alanda olmalı. Rating. Baş belası. <laughs> Aile. Sığınılan liman. Peki, çıktı yine karşımıza aşk. Arkadaş ya, işim yok bu aralar. Hülü <laughs> var mı? Herkesin olmak zorunda değil. Aile kurmak, anne olmak, öyle bir yaşama gitmek Hiç gibi. Yok. Garip bak bu da garip diyorum ya beni normal bir insanla benim karşılaştırmamam lazım standart yani bunu ben çok farklıyım falan demek için demiyorum ama ben biraz değişik bir tipim yani böyle standart çok böyle diyeyim yani öğretilmiş e, çaresizlikler e, ezberlenmiş bilgiler falan böyle hep, insanların hayatının hep böyle dayatılmış şeyler var yani ben biraz onları böyle yıkıp geçen böyle kendi başıma kendi egemenliğini kurmayı seven. Ben öyle birisiyim ve buna da hep ailem saygı duyduğu için de ayrıca memnunum yani. Ya yani dolayısıyla ben evlilik, mevlilik, bu iş benim o kadar hayatımın bütününü kapsıyor ki fırsatım olmadı. Yani bir takım arkadaşlıklar, yani hani görüştüğüm insanlar oldu böyle ilişkilerim. Ama yani beceremedim. Yani bir yerden sonra benimle sahursunlar yani evlenmek isteyen insanlar da oldu. Ama ben yani diyorum yani vallahi bak ben bu işten nasıl geleyim bilmem ne falan hep böyle iş benim için hayatımın ön planındaydı. Bu da bana hep böyle şey verdi. Yani keyif verdi. Ben hayatımdaki o kaynağı yaptığım meslekten alıyorum. Biraz şey gibi sanki hani akşam 8'de nikahın var senin ama <laughs> <Ben> 6.30'da kesin... <laughs> buçukta haber için telefon <laughs> geldi. kesin ben düğünüme falan da geç kalır eğer olursa yani. Abi montajım bitmedi bir dakika falan derim. Kesin o tam benlik bir hareket biliyor musun yani. Ertelesek mi ya ne olur sence ayıp olur mu falan diyebilecek bir insanım yani <laughs> aynen. Son bölümün adı cevap hakkı. Tamam. Hakkında yazılmış üç eleştiri okuyacağım. Tamam. Bak ne yazmışlar gibi değil. İçinden nasıl bir yanıt vermek gerekiyorsa burada ver. Tamam. Diye. İlk başlıyorum. 90'lardan kalma ucuz televizyon numaralarını günümüzde kullanmaya çalışan muhabir. Kendini samimi sunma çabasıyla ağzına geleni söylüyor. Bir de Türkçeyi de yanlış kullanıyor. Bir de neden sürekli bağırdığını anlamıyorum. Niye bağırıyorum dedim o aileden kaynaklanıyor hep yüksek sesle evde büyüdüğüm için. 90'lı yıllarda televizyonculuk tam nasıldı bilmiyorum açıkçası. Türkçeyi bence de süper değil bence. Yani yanlışla dikkat ediyorum ama yani e, çok iyi bir telaffuzum şahanedir de demiyorum. Böyle bir iddiam da yok. Yandaş haber sunduğunu düşündüğüm haberci. Ya Allah'ım ya Rabbim ya. Ya diyorum ya insanlar böyle işte yani. Bir şey, hep seni bir tarafa yaftalamaya çalışıyor. Hep bir tarafa yani. Bir anda göğe çıkartıyor, bir anda yani yersiz, saçma bir şey. Nedense bana samimi gelmiyor muhabir. Göz boyamayı da çok iyi biliyor. Bizim gaza gelen milletimiz de hemen milletvekili ilan etti. Bu halka yakışır bence. Yani işte insanoğlu bak hepsinin özünde kötülük ve kıskançlık var, ön yargı var. Yani herkes birbirine karşı o kadar acımasız ve ön yargılı ki. Yani bir, bir dur düşün bakalım ya ben neleri elimin tersiyle ittiğimi bir bilse yani insanlar ne teklifleri yani ana haber spikerliklerinden tut da yani birçok kanalda çok büyük paralara gerçekten diyorum sana yani o kadar çok insana işte bilmiyor biliyor musun yani içinde seni tanımadan etmeden bilmeden yapıştırıyor ön yargıyla bilmiyorum ayıp ya biraz dikkat edilmesi lazım bence bir insanı tanımadan etmeden. Fulya ne istiyorsun? Belki plan gibi değil ama hı hı. hayata şöyle bir bakınca işte 30'ların kalanı 40'lar 50'ler e, ne istersin sen bu hayattan? Ya ben hep e, kirlenmemeyi, hı hı. o benim böyle bir safi yönüm var o böyle sürsün istiyorum. Bu şekilde e, devam etmeyi istiyorum ve ben hep şey derim yani ben bu dünyadan bir gün ne zaman olur o veda bilmem ama yani iyi göçüm arkamdan iyi söylesinler, dua etsinler yani biraz böyle diğer tarafa düşünen böyle çok hani ölümü hatırlayan zaten bir insan olduğum için yani iyi yaşayıp kimseye de zarar vermeden iz bırakmayı da severim, örnek olmayı seviyorum. Yani ne kadar bu dünyada benim şeyim varsa misafirliğim iz bırakayım ve örnek olayım insanlara yani tam anlamıyla harbiden hoş bir seda derler ya o şekilde yani hayatım sürsün artık ne kadarsa o yani. Özellikle son dönemde bize böyle eşlik ettiğin için, insanların da sesini kısmadığın için, medyada her zaman kolay bir şey olmadığını biliyoruz bunun bu arada. Gerçekten bir maske duyarlılıkla değil, gerçek bir vicdanla bunu yapabildiğin için bir teşekkür edeceğim bir vatandaş olarak her şeyden önce. Çünkü haberi gerçekten senden aldık çoğunlukla. Diğer taraftan da ara ara belki mesleki bir yerden söyleyeceğim, dinlesen kendini keşke, dinlensen de biraz keşke. Çünkü öyle yani tam gaz devam ettiğimiz hayatlarda bunu biliyor olabiliriz ama sadece senin için değil birçoğumuz için söylüyorum bunu. Hiç durmayınca da insan bazen bütün olarak bırakıyor kendini. Hmm. O yüzden de ara ara küçük molalar, durmalar, hmm. acı da olsa kendini dinlemeler Aslında bazen zor gibi duyulsa da iyileştirici hmm. uzun vadede. İçimden bunu demek geldi. Çok sağ olun hocam. Teşekkür ederim. <laughs> Biz programları bitirirken her bölümün sonunda <laughs> sağlık problemleri yaşayan, çoğunlukla SMA hastası olan <laughs> bebeklerin, çocukların duyurularını yapıyoruz. Bugün başka bir çocuktan bahsedeceğim size. Milyonda bir görülen çift taraflı kaval kemiği eksikliği var. Ameliyat olmazsa sol bacağını kullanamayacak Mehmet Salih Demirezen. Aile hı. bana ulaştı. Biz de Katersin bu dayanışma platformunu tekrar harekete geçirelim istiyoruz. Çünkü hı. çoğu kampanyayı da yer yer gerçekten tamamlanmasına biz de eşlik ettik. Allah razı olsun hocam. Sağ olun. E, bu anlamda senin de sizin ekiplerin de hı hı. yaptıklarını biliyorum. Sizden de hı. öyle. Ama bunun ötesinde zaten bence yani bir çocuk hastaysa yaşam hakkı için bence bütün toplum olarak bir çocuğun canından, sağlığından nefesinden hı hı. sorumluyuz. Öyle medyada göz önünde olan insanlar olarak bunu yapmak ne bir kahramanlık ne ekstra farklı bir şey hı hı. Bence biz de temsilci olabiliyoruz ancak hı hı. Mehmet Salih Demirezen Ezen son ameliyat için yüzde yirmi'si kaldı Bu arada hı. Instagram'da da M Salih Demir hesabından aileye ulaşabilirsiniz herkes bütçesiyle destek olamayabilir ama bu tarz durumlarda bugüne kadar çalıştığım bütün çocukların aileleri hı hı dua da ister, destek de evet, ister. Evet. Bugün nasılsınız diye duymak da ister bazen. O yüzden de M Salih Demirezen hesabından ulaşabileceğimizi, e, bütçemizden elimizden bir şey geliyorsa da zaten onaylı kampanyalara destek olabileceğimizin de altını çizeyim. Bugün de Salih için yapalım bir şeyler. Ben de yapayım, hep birlikte de yapalım. Birlikte olalım. Evet. Geldiğin için, samimiyetle burada olduğun için her duygunla burada Hı -hı. olduğun için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. thank you